Sevgili Ahmet take seçiyor. Ahmetciğim güzel çalsaydın da bir kere derleseydin ya şimdi. Değil mi? Şu şarkı tek tek de çalsaydın değil mi? Bu şarkı tek tek de çalacak davulcudan ders istiyorum. Güzel. Tek 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 de çalacak gitarcıdan da ben ders istiyorum ya. Davul kayıtlarını bitirdik çocuklar. Davul kayıtları bitti. Ahmet'in çaldığı tekler içerisinde sevdiklerimizi falan seçiyoruz. Böylece parçanın aslında iskeleti falan kaydedilmiş bir şekilde tam oturmuş oluyor. Üzerine bas ve gitar çalacağız. Klavyeleri yazmıştık. Demodaki klavyelerin çoğu zaten aslında albüm versiyonu olarak kullanılacak klavyeler. Ama ben bizi tanıyorsam Azar'la mutlaka araya bir iki bir şey soruşturacağız yani. Ondan kaçacağımızı zannetmiyorum. Onun için muhtemelen buradan bir 3-4 saat geç çıkacağımız bir gece yaşanacak. Buraya şunu koyalım, buraya bunu koyalım, buraya işte Rise koyalım, buraya Hit koyalım. Bugün artık take'lerin tamamını seçip yeni bir şey kaydetmemize gerek olmadığına karar verip bu arkamda şu an göremediğiniz ama aslında burada olduğunu bildiğiniz bu davulu ve mikrofonlarını falan kaldıracağız, toparlayacağız, temizleyeceğiz burayı. Burası artık... Abi dikkat et, davul kaydı var, sakın dikkat et mikrofonlara. Nispeten daha rahat koşturabildiğimiz, oyun oynayabildiğimiz bir yer haline gelecek sonunda. Aylık programımızı yaptık Azar'la. Bu hafta sonu cumartesi günü. Yok hayır, önümüzdeki hafta. Bilemedim, onu söylerim. Şu an bilemedim. Bir stüdyonun en gıcık işi nedir Azar? Sayalım mesela, gıcık işleri sayalım. Toz almak, toz silmek... Toz görmek, toz niye var ya? Dökülen kahvenin üzerine yapışmış toz. Davul kaydı sırasında içeriği hiç dokunmadık. Toz. Çünkü en ufak bir mikrofon yer değişse bütün parçayı baştan çalmaya kadar gidebiliyor iş. İçeriği temizlemediğimiz için burayı temizlemiş olsak bile içeride sürekli bir hareket olduğundan oradan buraya buradan oraya. Bastım oraları da aynı sildim. Aradan oraya taşıma tozu pisliği. Bütün stüdyo şu an tabiri caizse bok götürüyor diyebilir miyiz? Caiz bence. Bizim temizlik yapmamız lazım. Yeni bir evet. Arkadaşımız var. Ekibimizin yeni üyesi. Dikkat ettiyseniz. Kayaltı Broz mavisi. Mavi değil mi lan bu? Bilmiyorum. Renk körüyüz de biz. Kayaltı Broz rengi. Spor modu jantı var. Abi evet benim en sevmediğim jant tipi bunlar ya. Şuraya bir tane sarı boya yapalım da fren aksamı gözüksün. Ya güzelmiş. Bunda Hazar inanılmaz bir temizlik yapacak. Ben de içerideki mikrofonları sökeyim ve kabloları sileyim. Sana kolaylıklar diliyorum dostum. Kendine çok iyi bak. Seveyim, bu kablo niye burada? Bye. Atalım. Hadi gidelim. İşte arkadaşlar temizlikten böyle kaçarsınız. Şimdi beni duyamıyor ama içeride temizlik var. Ben size burada günüm gün edebilirim. Bir önceki videoda bahsettiğim canlı için ton yazma hadisesinin üzerine ekstra tonlar da yazdım. Çok güzel bir setup oldu. Bu mikrofonların hepsini tek tek sökeceğim. Sonra bütün bu kabloların hepsi tek tek sökülecek. Islak mendille hepsi temizlenecek. Yolu yapılacak şekilde katlanacak. Bir kabloyu uzun süre kullandığınız zaman kullandığınız şekli alıyor genelde. Onu tekrar bu asabildiğimiz yani... Şu şekle getirmek gerekiyor. Şu yuvarlak şekle getirmek gerekiyor. Onu yapmanın da bir yolu var. Artık onu gösteremeyeyim bilmiyorum. Kardeşim yalnız herkes kendi alanına giderse sevinirim. Ondan sonra onların hepsini asacağız. Burada yerleri var. Sanıyorum Ahmet davulunu kendi stüdyosuna indirecek daha sonra ama bunun için bir acelemiz yok. Önümüzdeki günlerde olabilir. Şey yapalım mı? Mesela overhead mi, snare tap mı? Hangisi daha geri dönüş mü yani? Önem sırasına koyarsak. Bilemedim ha. 15 dakika falan kaydedeceğiz arada. Galiba... Overhead çok güzel. İlk mikrofonu söküyoruz. Bu şerefi Hazar sahipleniyor. Şöyle bir şey yapsam ben. Önce böyle şey boz. Böyle yani tamamen mikrofonu almak, işi bitirmek demek ya. Önce gerçekten bizi üzecek şekilde boz. Tamam. Sen şöyle yapayım. Bitti abi şu an. Eski haline getirmeye çalış. Bakalım ne olacak. Getirebilirsin gerçi. Oldu ne oldu? Yine kaybettik. Kaybetmedik bir şey. Tamam abi ya derdim olsun. Bitirdi ya. Şu an. Şu an mikrofonun yeri değiştiği için, açısı değiştiği için artık bu davul artık işe yaramaz. Çöp abi. Çöp. Bu kayıt çöp. Ben de seni bozuyorum o zaman. Bunu da ne güzel ayarlamışız ya. Evet. Overhead'lerimiz bozulduğu için artık bu davul hiçbir işe yaramaz. Dolayısıyla bütün mikrofonları buradan çekebilirim. Mesela şu hi-hat mikrofonu. Nasıl olsa mute'lanacak deyip koyduğumuz. Evet. Snare geliyor. Snare'i çektik. Tamam mı? 48 gitti. 48 gitti. Ben en önemli mikrofonumuz olan hi-hat mikrofonumuzu çektim. Snare'i çektim. Kick'i de çektik miydi? Bu iş biter. Hadi kick'i de sen çek Azar. Bak şimdi bak. Oo, çok boomy bir kick oldu. Bak.
Öyle mi? Çok iyi. Şu inanılmaz şeyi de alalım. Çok iyi oluyormuş böyle. Dukucak ucuba. Uf diye değil mi böyle? Bulldog gibi ses çıkarıyor. Çiki paku. Ben bak oraya bir şey getirdim sana. O hazırın getirdiği şeye bakar mısınız? XLR. Bu tek parça değil mi kankam? Evet, o tek parça. Bir stüdyoda kabloları koyacak yer olarak kullanılabilecek en güzel materyal bir davuldur. Şimdi en azından halıyı görüyoruz artık. Muhtemelen artık tekrar kabini mikrofonlama sistemine geçebiliriz. Çünkü bas ve gitar kaydımız var yine parçam için. Önce bas kaydedeceğiz, ondan sonra gitar. Temizlik sizler. Davulumuz artık temiz ve pak. Daha doğrusu kalabalık ve dağınık değil. Maalesef Helix'i Melix falan kaldırmak zorunda kaldım. Temizlik olduğu her yerde. Yarın güzel bir düzenleriz burayı ve yeni işlere yelken açarız. Sevgili Hazarcığım da burayı maşallah pür ve pak yapmış. Pürü pak, pür iyi pak. Bütün pisliğimizi koyduğun sonrası mı? Hmm. Ne kadar da pis. Hmm. Biz şimdi gidiyoruz. Yorulduk. Yarın bir sürü başka işler. Evet, burası da artık davulun yavaş yavaş gittiği hali. Bu da Hazar. Merhaba ben. Abi ya bir parti kaydetmemişiz ya. Yapma ya, hemen kanka zil mi, hemen kaydedelim. Şey abi, zil, sağdaki hi-hat, bir tane tom ve extra additional snare kaydetmemişiz. Bu arada bunları düşündük ve Ahmet'i içeri soktuk ve yaklaşık 15 dakika boyunca sindire sindire tek tek bütün davulda kullandığı ekipmanın hepsini tek tek vurdu. Kick vurdu, bekledi. Snare vurdu, bekledi. Hepsini tek tek saysam ya. Ride'a vurdu, bekledi. Hayata vurdu, bekledi. Hepsini yaptı. Belki sample'larız. Belki sonra bunu paylaşırız Güvenç'in şarkısını. Fenomen hareketleri. Bir hafta daha bitiyor Hazar. Ne diyorsun bu işe? Şununla top oynayalım. O ne ki? Hazar şuraya bak. Kick çalınmış orada. Halı orada bir deformasyon. Böyle 10 tane kick çalsak. Güzel. Bugün stüdyoda ofis günümüz. Leon editi, haytalıklar, dışarıdan yemek söylemek, fazla kahve içmek ve medya ile alakalı muhabbetler, mailleşmeler. Normalde bir ofiste yapılması gereken fakat burası bir stüdyo olduğu için ofis hayatından kaçtığımız için asla yapmaktan keyif almadığımız işleri maalesef ki yapmamız gereken gün. Abi masa başı çalışmak istemiyorum ya deyip boyu fıtığı oluyor. Evet abi, masa başı çalışmak istemiyorum deyip ondan sonra yalnız masa başı çalışacak gün lazım bize. Lütfen ayarlayalım diye gün ayarlıyoruz. O zaman cumaları bizim ofis günümüz olsun. Yani öyle. Bir yandan da top oynuyoruz. Top mu? Bir tane top. Evet, yani daha güzel. Sünger topları var, apartman topu. Sünger top kirlenir belki ama. Mini kale alalım mı? O güzel olabilir aslında, bak oraya kurarız. Kalecisiz uzaktan şut çekme yarışı. Böyle yapalım. Boş tabanın içine önüne geçelim. Çek bunu. Dünyanın en boş bloğu de. Tam da yalan, şöyle yapalım bak. Dünyanın boş stüdyosu çünkü davul yok. Aynen, o davulun yerine geçelim. Elimde çay var. Çayla geldim. Ya ben bu hafta su faturası gelmiş bana. 815 lira su faturası gelmiş ya. Ne yapıyor olabilirim ki ben suyla? Niagara sponsored by Gönül Çaylı. Yani waterpark falan işletiyor olmam falan lazım ya 815 lira. Yine devri daimin falan var. Yani buharlaşmayı falan hesap etmem lazım. Değil mi? Yani ne yapmam lazım abi? Yani 815 lira nasıl? Ne yapınca gelir? Kime geliyordur 815 lira? Bitcoin üretiyor olman lazım suyla. Şaka gibi ya. İtiraz edeceğim. İSKİ'ye itiraz edeceğim. İstanbul'da olmayan arkadaşlar için İstanbul'un su işletmeleri İSKİ diye geçiyor.